Bugün yine ne yazık ki çok oradan oraya gitmek zorundayız. Adıyaman'da bir polis karakolunda bir çatışma var. Çatışmanın taraflarının polis olduğu söyleniyor. Hemen bir bağlanalım. Ferit Binzet. Hazır mı arkadaşlar? Ferit Binzet. Adıyaman'da ne oluyor şu anda? Anlatabilir misin? Yani saat 9 sıralarında aldığımız bir telefonla keyifsiz haberler duymaya başladık. Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir polis karakolumuz var. Burada meydana gelen bir olay var. Henüz tam teyit ettiremedik ama edinilen bilgilere göre içeride yaşanan bir tartışma sonrasında polisler arasında ve oradaki emniyet amirleri arasında çıkan bir tartışma silahların çekilmesiyle devam etmiş gibi bir bilgi aldık. Hemen akabinde Adıyaman Altınşehir Mahallesi'ne yakın bölgede bulunan Park Hospital'a giden ambulanslar var. Şehrin Altınşehir Mahallesi şehrin en batısında. Adıyaman 400 yataklı hastane şehrin en doğusunda, arada ortalama bir 4-5 kilometrelik mesafe var. Her iki hastaneye de ambulansların gittiğini biliyoruz. Çok sayıda yaralının olduğunu biliyoruz. Ve ek olan polis memurlarının olduğunu duyduk. Bu üzücü haber şu anda kentin her tarafında yankılanıyor. Ambulans sesleri uzun bir süre devam etti. Telefonlar kilitlendi. Bilgi almak biraz zor. Üzücü bir olay. Keyifsiz bir gecede, keyifsiz bir haberle sarsıldı Adıyaman. Şimdi Ferit Demir'den gelen bir şey var. İki polisin şehit olduğu, 8 polisin yaralandığı bilgisi var. Birlikte edinilen bilgi o yönde. Ancak tam teyit ettirdiniz mi sorarsanız yetkililer şu anda bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Ulaşmaya çalışıyoruz ama bizim de aldığımız bilgiler o yönde. Ancak teyit ettirmeden ben o bilgileri hani vermek istemedim. Ancak çok sayıda ambulans kesintisiz bir şekilde şehrin doğusuyla batısı arasında mekik dokudu. Gidenler gelenler şu anda polis karakolunun etrafında geniş güvenlik önlemleri var. Bütün polisler güvenlik çemberi içerisine almış durumda. Olayda iki tane ex polis memurunun olduğundan bahsediliyor. Ancak aldığımız bilgiye göre bir polis memuruyla amiri arasında geçen ilk tartışmayla birlikte başlayan... Bir rehine, yani bir polis amirinin rehine alındığı iddiası var. Bu iddia sana geldi mi? Onun ardından gerçekleşen bir olay, silahların çekilmesi. Şu anda hala böyle bir şey var mı? Ya şu anda arkadaşlarım karakolun olduğu bölgede, orada herhangi bir durum yok. Olay kontrol altına alınmış vaziyette. Ancak dediğim gibi Park Hospital'da ve Adıyaman'ın 400 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinde çok sayıda yaralının olduğunu biliyoruz. O kadar geniş bir güvenlik önlemi var ki şu anda net bir bilgi alamıyoruz. Ancak bizim de edindiğimiz bilgi, yani 7-8 tane yaralının olduğu, 2 tane ex durumundan söz ediliyor. Tam teyit ettirememekle birlikte söylenenler bu. Ancak şu anda şehirde acayip bir sessizlik var. Üzücü bir olay bu. Neden olduğu, nasıl olduğu konusunda da tam bir bilgi olmamakla birlikte böyle bir üzücü durum yaşandı bu gece Adıyaman'da. Peki, ama detayları ilerleyen saatlerde aldığımızda tekrar bilgi aktarmaya çalışacağız. Bizim artık bir gözümüz kulağımız Adıyaman'da. İlk bilgilere göre Adıyaman Ataşehir Polis Karakolu'nda. Altınşehir Polis Karakolu'nda bir polis memuruyla bir komiser tartışıyor. Arasında geçen tartışmayla gerçekleşen bir olaydan bahsediyoruz. Evet. Sonradan silahlı çatışmaya çekilmiş. Dönüyor. Ne yazık ki ilk bilgilere göre iki polisin şehit olduğu bilgisi var. İşte bu çatışmaya diğer polisler müdahale ediyor. 8 polis yaralı ilk bilgilere göre.
tam net olmamak birlikte yani sayı değişebilir. Evet. Ama ciddi bir olayın olduğunu şu an itibariyle herkes biliyor. Herkes, bütün basın mensupları bu olaya odaklanmış durumda. Haberleri bekliyoruz. Şu anda yetkililerden herhangi bir resmi bir açıklama da gelmedi. Biz de olayı an be an takip etmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar, Adıyaman'dan başka bağlantımız var mı? Ferit Binz'e çok teşekkür ederim. Adıyaman'da olay yerindeki gazetecilere ulaşmaya çalışıyor haber merkezinden arkadaşlarımız. Oraya ulaşınca tekrar döneceğiz. Çünkü yani çok vahim bir olay nerelere geldi. Sözünüzü kesmiştim, buyurunuz. Tabii ben de şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hakikaten çok üzücü. İYİ Parti bugüne kadar bütün siyasi politik hattını, özellikle bu son dönemde yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının karşıtlığı üzerine kurduğu için, ondan evvel de zaten Cumhurbaşkanı adaylığına karşıtlıkları vardı. Artık burada öyle bir batık maliyeti birikti ki buradan geri çıkamazlar. Hmm. Yani o batık maliyeti tuzağı dediğim o. Yani artık oraya o kadar yatırım yaptılar ki, yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş karşıtlığına o kadar çok dayandılar ve bugünkü kurultay konuşmasında da Sayın Akşener bundan bir milim pişmanlığını da ifade etmediği için ben buradan geri döneceklerini zannetmiyorum. Bu da aslında Cumhuriyet Halk Partisi penceresinden de baktığımız vakit 2028'e giden yolda hani karşısında sayabileceğimiz bir partinin varlığını hala sürdürdüğünü de söyleyebiliriz. Tabii ki 3 yıl az buz bir zaman değil. Bir şeyler değişebilir. Ama oraya çok yatırım yaptılar. Nasıl yatırım yaptılar? Hakaret ederek yaptılar yani bu iki başkana. Ağır ifadelerle eleştirerek yaptılar. Yani söylemedikleri söz kalmadı ki çok yakın zamana kadar Cumhurbaşkanı adı.